Nedir Teşehir'le ile alakalı son detaylar, gelişmeler? Valla Atakan, bildiğin gibi zaten son dönemde hep ben aynısını diyordum. Hani bu taraf her şey olumlu olumlu diyordum. Türkiye'den olumsuz haber geliyordu. Bugün Türkiye'den de olumlu haberler geldikten sonra ben bir mesaj attım yine. Dedim ne zaman Türkiye'ye gidiyoruz? Önümüzdeki hafta diye cevap aldım. Önümüzdeki hafta hangi gün peki gidiyormuş Alex Onu Teixeira beyefendi? o kadarını bilmiyorum. Ayrıntılı bilmiyorum da önümüzdeki hafta olarak ben cevap aldım. Alex şu anda ailesiyle beraber tatilde, Porto'da Galinhas'ta tatildeler. Bütün ama böyle bütün aile işte kayınvalidesi, annesi, babaannesi vesaire tüm aileyi tatile götürmüş durumda. Bence o tatil sonucunda artık Türkiye'ye de gelir. Türkiye'de de tam haberler çıktığına göre. Murat'a bile olumlu dedirttiğimize göre. Bak bir şey söyleyeceğim. Murat zaten başından beri gelmeyecek, gelmeyecek, gelmeyecek diyordu. Ben de yaklaşık bir buçuk aydır işte görüşmelerin çok iyi gittiğini, son aşamaya gelindiğini, prensipte anlaşıldığını vesaire söylüyordum. Sen bundan yaklaşık bir ay, bir işte 40 gün önce falan oradaki gelişmelerin, yani Brezilya'daki gelişmelerin çok iyi olmadığını belirtiyordun ama senle 3,5 hafta önce bir yayın yapmıştık, hatırlıyor musun? Evet. O yayında son aşamaya gelindiğini sadece pazarlıklar, özellikle o bonus ve imza parasında olan pazarlıkların devam ettiğini söylemiştik. Artık tabii bu işler, bu transferler kolay olmuyor Cansel sonuçta. Sen de iyi biliyorsun. Kesinlikle. Yani oyuncu iyi bir oyuncu, serbest bir oyuncu, potansiyelli bir oyuncu, kariyerli bir oyuncu. Yani bu tarz transferler kolay olmuyor ama Beşiktaş'ın en büyük artısı şampiyon olması, Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olması ve özellikle Josef Tesozo'nun bu takımda oynuyor olması. Bir sürü etkenler yan yana gelince Alex Teixeira da başından beri Beşiktaş'a sıcakla gelmek istiyordu ve artık son düzlüğe gelindi. Çok böyle bir iki son pürüz kaldı. Hem menajerin alacağı rakam hem imza parasıyla alakalı ama bitti bitecek gibi duruyor. Önümüzdeki hafta içi de geleceğini sen söyledin az önce. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. Ya ben şöyle söyledim. Aslında ilk başta hatırlar mısın bilmiyorum. %1 ihtimal Alex'in Türkiye'ye gelmesi diye bir açıklama yapmıştım. Ama bu yaptığım açıklamalar benim tamamen o anda aldığım bilgilerden kaynaklanıyor. Ne zaman ki devreye Josef girdi, Souza girdi, Souza buraya geldi, işte Alex'e vakit geçirdi vesaire. Ondan sonra buradaki tamamen ok Türkiye'ye doğru döndü. Bence bu transfer gerçekleşirse ki şu an büyük bir ihtimalle okey hani son dakikada her şey olabilir yine bildiğimiz gibi. Ama transferin mimarı Josef de Souza. Bence Beşiktaş taraftarı Alex'in atacağı her gol için Josef'e teşekkür etmeli. Joker de Souza, Joker de Souza. Yani bak, geçen Kesin. sene Arabistan'dan geldi. Kimse yüzüne bakmıyordu adamın. Adam geldi. Mesela Nobre'yle röportaj yaptım. Bugün benim YouTube kanalımda röportaj izleyebilirler. Şunu söylüyor Josef'le alakalı. Bazı oyuncular vardır diyor. Özür diliyorum. Atakan kesiyorum. Okan bir kez daha rozet aldın. Çok çok teşekkür ediyorum her yayında desteğin için. Tamam devam edebiliriz. Nobre diyor ki Josef'le alakalı. Josef'le bu arada görüştüğünü söyledi. Her oyuncu, iyi oyuncu, katkı sağlayan oyuncu 15-20 maçı iyi oynar. 3-4 maç kötü oynar. Diğerlerinde vasat oynar diyor. Josef her maçta iyi oynadı diyor. Hakikaten öyle. Adam geldi her maçta iyi oynadı. Liderlik yaptı. Atiba'nın performansını arttırdı. Adam gitti şampiyonluktan sonra ağladı. Derbide gol attı. Kara atladı. Havuzu atladı. Gitti sonra menajerlik yapıp bana. Adam teşhirini bitirdi ya. İnanılmaz ya. Helal olsun adama. Kesinlikle. Levent rozet için çok teşekkür ederim. Levent de bir rozet aldı. Bu arada şu anda girenlere şu bilgiyi verelim. Cansel az önce belirtti. Takip edememiş, dinlememiş olabilirsiniz. Cansel Teixeira cephesine mesaj atıyor ve gelecek hafta Türkiye'ye geleceklerini belirtiyorlar arkadaşlar. Evet, bu şekilde son gelişmeler burada. Çok güzel haberler ilk defa bu kadar net olaraktan var. Dediğim gibi benim aldığım bilgi şu an Alex'le tatilde olan birinden. Ortada Galinya'da beraber aynı otelde olan birinden. Bu kadar net konuşabilirim. Çok mutluyum ya. Ama aynı zamanda şöyle bir gelişme var. Diego Costa konusunda biz çok net konuşmaya başlamıştık. Son günlerde ben Diego tarafından haber alamıyorum son 3 gündür.
Büyük Peki ihtimalle orası gerçekten olumsuza döndü. niye döndü? Beşiktaş yönetimi ciddi anlamda rest çekti. Şu laf, şu cümleyi kurdular. Yani senin her şeyine okey diyoruz. Anlaşıyoruz. Ertesi gün farklı istekle geliyorsun. Ona okey diyoruz. Ertesi gün başka bir istekle geliyorsun. Biz senle şu anda baş edemiyoruz, zapt edemiyoruz. Biz seninle anlaşırsak seninle sezon içerisinde ne yapacağız? Sezon içerisinde seni nasıl zapt edeceğiz? Deyip rest çektiler oyuncuya ve menajerine. Yani onun için Beşiktaş tamamıyla o transferi erteleme kararı aldı. Durdurma kararı aldı. Ha Diego Costa bu resti görür. Ya kusura bakmayın arkadaşlar. Ben gelmek istiyorum. Her şeyse evet derim derse olabilir. Ama Beşiktaş bu dakikadan sonra oyuncudan talep gelmemesi halinde görüşmeme kararı aldı ve teklifini yinelememe, fiyatı arttırmama kararı aldı. Bunu da söylemek lazım. Zaten şu dakikadan sonra fiyatın artma şansı yok. Beşiktaş yapacağı büyük teklifi yapmıştı. Bana kalırsa bu aradaki olay neden oldu biliyor musun Atakan? Çok ciddi olarak da İspanya Portekiz kanalından bir de şey oldu. Ben Benfica ile anlaşacağını sanmıyorum. Benfica o fiyatları çıkmaz Diego Costa için. Ama İspanya kanadından var ve Diego'nun ailesi İspanya'da yaşamayı çok seviyor. Çok istiyorlar. Bence o yüzden birazcık kaydı. Çok özür dilerim böyle kesiyorum ama Baturay, Murat, Oğulcan, Levent, Türk, BDK, Okan. Çok teşekkür ederim rozetler için. Teşekkür etmemiz lazım. Devam edelim. Atakan da Fernando ile söz. alakalı bilgi var mı? Fernando ile alakalı sende. Fernando'nun tamamen şu anda böyle sessiz durumda. Bana kalırsa şu anda Alex gittikten sonra bakacaklar. Belki Fernando da gerçekleşebilir sonunda. Fernando, Beşiktaş şu anda kimleri bekletiyor biliyor musun? Fernando'yu bekletiyor. Fernando'yu Kenan'ı zaten 2 ay beklettiler. En sonunda imza attı, antrenmana çıktı. Salih Uçan'ı bekletmişlerdi. O işte imza atıp antrenmana çıkmıştı. Fernando'yu bekletiyorlar. Avezie'mi bekletiyorlar. Eleis Tavşan'ı bekletiyorlar. Yani bu üç oyuncu da prensipte evet dediler. Üçü de Beşiktaş'tan haber bekliyor. Beşiktaş onay verirse, gel derse gelecekler. Kusura bakmayın sizden vazgeçtik. Sergen Hoca istemiyor sizi derlerse gelmeyecekler. Tamamıyla gelişmeler bu şekilde bu oyuncularla alakalı. Onun dışında tabii Beşiktaş forvet mevkine 2 oyuncu almak için temaslarını sıklaştırdı. Temaslarını sürdürüyor. Mesela Rondon'la görüşüyor. Bazı arkadaşlar şunu söylüyor. Ya Rondon Rizespor'a gidiyordu, anlaşmıştı vesaire. Rondon'da Beşiktaş'tan haber beklediği için Rizespor'u ve diğer takımları bekletiyor arkadaşlar. Bilgi de vermek lazım. Gezal konusunda şöyle bir durum var. Sonra Gezal Beşiktaş'a gelmeyi, sözleşme yenilemeyi çok istiyor. Hatta diğer takımlardan ve Galatasaray'dan daha sıcak bakıyor ama Galatasaray'ın önerdiği rakam daha fazla. Menajeri de oyuncuyu Galatasaray'a götürmek istiyor. Daha çok para kazanacağı için. Beşiktaş'ta Diego Costa'da olduğu gibi resti çekti. Kardeşim 2,3 artı bonuslarla 3,2'ye geliyor transfer. Ya tamam dersin gelirsin ya da kusura bakma biz bu transferleri kapatacağız. Başka oyunculara yöneleceğiz dediler. Resti çektiler. süpersin Atakan. Çok teşekkür ederim güzel haberler için. Bence bu hafta Beşiktaş için çok güzel tamamlanıyor. Hafta başında çok çok daha iyi haberler gelecektir. Bir soru soracağım sana. Sen Twitter'dan sormuştun ama. Sence Alex gelirse kaç gol kaçarsınız? Bu iddiaya girelim. Ya şöyle bir durum var. Oyuncunun hazır olması, iyi bir sezon başı kampı geçirmesi, buraya adapte olması, diğer takım arkadaşların adapte olması hepsi etken. Takımın iyi başlaması, forvet transferi, sağ kanat transferi de etken. Ama her şeyin yolunda ve rayında gittiğini varsayarsak bence 10 gol, 12 asiste bitirir sezonu. Ben birazcık fazla söyledim ama 20 gol diyorum Yani 20 bak. gol tabii Bunun çok, ya 20 gol 18'den atarsa çok uç bir performans olur. Yani zaten o mevkide oynayan oyuncular için 10 gol, 10 asist, 10 gol, 12 asist, 13 asist zaten iyi performanstır. Bir de kesinlikle. bu gol ve asist rakamlarını diğer oyunculara da yaydığın zaman zaten takım şampiyon oluyor. Kesinlikle. Yalnız Alex'in şöyle bir özelliği var. İnsanlar çoğu zaman gözden kaçırıyorlar. İşte forvet arkası, kanat oyuncusu.
Alex bir anlamda gizli forvet olarak oynuyor ve Türkiye'de de o hızlığını gösterebilirse Alex'i tutacak böyle çok sağlam stoperler yok Türkiye'de. O yüzden ben çok gol bekliyorum. Hayırlısı olsun. İnşallah gelir. Burada Türk futboluna, Süper Lig'e, Beşiktaş'a renk atar ve Şampiyonlar Ligi'nde büyük işlere imza atar. İnşallah. İnşallah biz de beraber Şampiyonlar Ligi maçları izleriz en kısa İnşallah, zamanda. inşallah, inşallah. Sen ne Çok oldu? teşekkür Orada mı kalacaksın? Buraya mı geleceksin? Karar verdin mi? Portekiz, Brezilya, Türkiye. Atakan, ya şöyle söyleyeyim. Burada 3 tane takımdan, YouTube kanalından teklif var. 2 tanesi Süper Lig takımı, bir tanesi Seri B takımı. Güzel teklifler var. Portekiz'den güzel bir teklif var ama Portekiz'e gidersen böyle birazcık sıfırdan başlayacağım. Çünkü kimse orada beni tanımıyor. Türkiye'den teklif vesaire yok. Türkiye'de tamamen vatan millet aşkı Ben burada. sana bir şey söyleyeyim mi? Senin nasibin de, kısmetin de, ekmeğin de orası. Ben de A, öyle düşünüyorum a, artık. a, ara ara gel. Evet, burada arkadaşların, dostların, ailen vesaire, gör onları ama ha, zaman zaman Portekiz'e de gidebilirsin. Sonuçta orada Tabii. da çevren oluşur. Ama senin ekmeğin ve nasibin Brezilya. Yani şöyle söyleyeyim. 7 ay Brezilya'da kal. 2 ay Portekiz'e geç. 2-3 ayda buraya gel mesela. Aynen ya, artık öldüğüm bir de hiç böyle alakasız bir şekilde annemle konuşurken annem hep karşıydı burada yaşamama. İlk defa annem şöyle bir laf söyledi. Kızım senin orada ekmeğin güzel. Eğer hani her şeyde mutluysan orada kal, biz destekçiniz diye. Birazcık kalbim buraya kaldı. %100, %100. Ama tabii arada gelip ailen de tabii burada şey yapma, Yok yok, yalnız inşallah bırakma. şu karantina bittikten sonra geleceğim. Şu an gelemiyorum. Türkiye'de karantina var bildiğiniz gibi. O yüzden gelemiyorum ama karantina bittikten sonra geleceğim. Görüşürüz, selamlar, kolay gelsin sana. Aleykümselam. Çok sağ ol canım. Çok teşekkürler. Görüşürüz, bay bay, bay bay. Arkadaşlar, Atakan'a çok teşekkür ediyorum. Son bilgileri de bize verdi tüm transfer gündemiyle alakalı. Şimdi burada konuşmaya devam edeceğiz ama rozet alanlara teşekkür etmem lazım. Baran çok teşekkür ederim. Beytullah, Levent Büyüktepe çok teşekkürler. Batural, Murat 1903 çok teşekkürler. Olcan, Tarık sanırım, Levent ve Okan çok çok teşekkür ederim desteğiniz için. Şimdi sorularınızı böyle soru cevap şeklinde yapalım birazcık daha burada. Şunu söylemek istiyorum. Kaan Ayhan konusunda bir bilgim yok. Bildiğim kadar Türk futbolcular hakkında bilgim yok açıkçası, dürüst olayım. Buradaki Brezilya, Güney Amerika kanadından konuşalım. Bakıyorum. Miguel Borja demişler. Arkadaşlar, Borja'nın fiyatı çok pahalı. Şu an için burada konuşulanlarda Türkiye düşünülmediği söylenmişti. Bana üzerine bir araştırma yapacağım. Black Turco 1903 çok teşekkür ederim. Arkadaşlar ne dedi Cansel abla? Yetişemedim. Hemen açıklayayım arkadaşlar ne dediğimi. Çok teşekkür ederim Baran. Çok sağ olun. Alex Teixeira konusunda bugün gördüğünüz üzere basında da haberler çıktı zaten. Benim şu andaki bilgim önümüzdeki hafta inşallah bir sıkıntı çıkmazsa Alex'in Türkiye'ye geleceği yönde. Tamamen ufak tefek imza parasındaki sorular çözülmüş durumda. Musa Özer 88 çok teşekkür ederim tekrardan. Diego Costa gelecek mi? Arkadaşlar, Diego Costa konusunda Atakan Deniz söyledi, yönetim rest çekti dedi. Ben burada bilgilerimi direkt Diego Costa tarafından alıyordum. Ve son 3 gündür ulaşmaya çalışıyorum. Mesajlarıma cevap alamıyorum. Normalde işte olumlu, olumsuz şeklinde hep bir cevap veriliyordu. Ama bugünlerde bir cevap alamıyorum. O yüzden size ekstra bir gelişme şu an söyleyemiyorum. Yalan konuşmak istemiyorum. Bakıyorum. David Luiz demiş Selim tutar David Luiz. Burada çıkan haberlerde David Luiz'in Adana Demiryolu'nda olduğu yönde. Beni şaşırttı ama olursa mükemmel transfer olur. David Luiz benim en çok sevdiğim stoperlerden biridir, üst olmak gerekirse. William Jose sanırım İspanya'dakinden bahsediyorsun değil mi Yakup? Bir bilgim yok. Leo Ferrer hakkında bir gelişme yok. Suay, teşekkür ederim. Brezilya'dan uygun fiyatlı oyuncular şu an için çıkıyor. Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım ben. Bir video çekeceğim YouTube için. Şu transfer dönemi birazcık dursun. Buradaki en beğendiğim oyuncuları paylaşacağım. Çok kaliteli oyuncular var gerçekten. Benim için bu sezon en çok beğendiğim oyuncu Confianza'da Brunia diye bir futbolcu vardı. Onu izledim ben. İkinci ligde oynuyordu burada. Şu anda Süper Lig'e transfer oldu bile. Atletico Mineiro'nun oyuncusu. İnanılmaz güzel, kaliteli bir orta sahaydı. Bir fiyat araştırması yaptım hatta böyle aradan. 7 milyon euro istiyorlardı bonservisi. Ama şu anda kiralık olaraktan burada Juventus'ta oynuyor. Çok çok kaliteli bir futbolcu. Öyle birkaç tane beğendiğim futbolcu var. Bakacağım onlara.
Çok hızlı konuştum. Bir dakika, yavaş gibi insanlar da burada bakıyorlar. Bir saniye, su içelim. Alex'le ilgili sponsor yok canım ya. Tam aslında fiyat olan şey, kim ödüyor parayı vesaire bilmiyorum. Bence işin para kısmını konuşmak için Atakan ya da Murat bize çok daha kaliteli bilgiler verecektir. Aynen, gelip imza atmadan hiçbir şey garanti değil. Düşünen bir stoper var mı? Benim bildiğim ekstra bir stoper yok. Leo Pereira konusunda bir nabız yoklama var. Ama dediğim gibi sıkıntı Leo Pereira'da şöyle bir durum var arkadaşlar. Kulüp Leo Pereira'yı satmak istiyor ama Beşiktaş kiralamaktan yana. Everton Ribeiro. Onun Flamengo'dan ayrılma ihtimali yok arkadaşlar. Gezdal konusunda bilgim yok ama Atakan'ın dediğine göre yönetim futbolcunun menajerine şu anda res çekmiş durumda. Hulk hiçbir yere gitmiyor. Hulk burada hatta ve hatta cumartesi günü, yani yarın Corinthians Atletico Mineiro maçı var. Ben São Paulo'da Corinthians'da Corinthians'ın ev sahibini yapacağı maçta Hulk'la konuşmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu maç sonunda yakalayacağım onu bir şekilde. Size en azından buradayım, mutluyum dedirteceğim, tamam? Neymar gelir mi? Bir gün gelir, Neymar'ı da getiririz. Niye olmasın? Bruma konusunda bilgim yok. Alex haberi Fatih abi yazdı. Fatih Doğan yazıyor. Murat Özen yazdı arkadaşlar. Murat'ın dediğine göre başkan direkt devreye girdi. Bunun anlamı başkan elini cebine attı. İşi çözüyor demek. Bakıyorum. Alex'i söyledik. Alex bitti gibi, çok çok yakın. Fernando tamamen askıda şu anda. Bence bekletiliyor kulüp tarafından. Ki Atakan da bunu söyledi bizlere. Atakan çıktı. Lucas Martins Türkiye için istekli mi? Eşi bizim mesajlarımıza cevap veriyor. Beytullah Lucas Türkiye için istekli. Ben istekli olduğunu biliyorum. Çok böyle tatlı bir ailesi var Lucas'ın da. Ama Lucas'ın bahsettiğim gibi bu şoför olayından dolayı birazcık kızgınım ona. Ama iyi bir çocuk, kötü bir çocuk da değil. Şu an için bekletiliyor. Atakan'ın dediğine göre Sergen Hoca bekletiyor diğer transferleri. Çünkü öncelik başka alanlarda. Önceliğimiz forvet transferi bildiğiniz gibi ve Alex transferi şu anda. Yasin'cim, etrafı gösterme şansım yok şu anda çünkü ofisteyim. Yasak. O yüzden kusura bakma, olur mu? Josef, Fernando, Alex üçlüsü sizce nasıl? Mükemmel. Caio, Jorge, Milan transferinde durumda bir bilgim yok. Fernando, Lucas Fernando, Bülent Uslu demişsiniz ama Bülent abi yazdı mı? Ha, Bülent abi de yazdı, doğru. Ronaldo hapisten çıktı ya. Ronaldo bildiğim kadarıyla şu an Miami'de. En son öyle paylaşımlar yapıyordu. Fernando Jetson, iyiyim teşekkür ederim. Fernando konusunda ekstra bir gelişme yok. Bence Fernando konusunda ortalığı karıştıran arkadaşlar, dediğim gibi iki kulüp oyuncunun Galatasaray istemesi, kulübünde Beşiktaş istemesi. Bakıyorum bir saniye arkadaşlar, bir dakika, çok mesaj oldu. Yavaş ilerliyorum biraz, kusura bakmayın. Luis Abram'ı bilmiyorum. Hulk konusunu kapatalım arkadaşlar ya. Hulk konusunu boş yere konuşmayalım artık. Çünkü Hulk burada mutlu, bir transfer gündemi de yok. İnşallah Alex haftaya olabilir. David Luiz Beşiktaş. Beşiktaş haberi duymadım ben. David Luiz Adana Demir haberleri duydum arkadaşlar.